Abi Dali abi Dali. Giriyorum o zaman. Abi Dali bu. Abi Dali. Da şey sanat müzesi. Abi Dali. Evet, bu güzel sözlerle girdik bölümümüze. Özlemişiz. Vallahi özlemişiz ya. Böyle. Gerçekten. Artık izlemiyorsunuz diye bunları çok çekmiyorduk sevgili arkadaşlar. Fakat bugün izleyin diye kendimizi rezil edeceğiz. Gözümüzde canlanır koskoca mazi. Yes. Bu arada rezil demişken hoş geldiniz. Merhaba. Rezil ve rüsva. Bir tiyatro oyunu. Yani rezil rüsva oyunu. Bugün geçmişte bir yolculuğa çıkacağız. Sevgili Tuğcan bu ofiste gerçekten çalıştığı nadir anlardan birini yaşadı ve dün gece inanılmaz bir şekilde hepimizin profillerinde Facebook, Twitter, bilmem ne, Instagram falan geçmişe gitti ve bizim cringe anlarımızı, cringe şakalarımızı, geçmiş versiyonlarımızı topladı. Darlandım bile. İnanılmaz gerildim ben. Bunları değerlendireceğiz. Kendimizle dalga geçeceğiz. Belli bir yaşın altına inmemek gerekiyor ya. Çünkü belli bir yaşın altında herkes... Yani. Bence yıllar sonra bizim jenerasyon şey diye anılacak. İnternetin en başında var olan ve o yükü diğer insanların üzerinden almışlar. Bunu postları denecek bir internet rezil olma tanımını yaşadık. Evet ve artık insanları yaşamaması için diye kitapları koyduk. Gerçi ben mesela hep şey düşünüyorum. Geçmişimizde atıyorum TikTok olsaydı. Evet abi o da çok doğru. Neler ya. Olurdu? Yani ben neler şu anda yapardım. Mesela TikTok'a bakış açım bu yaş bakış açısı ya. Tabii. Ama gençken büyük ihtimalle tabii bizim canım. De belki de o her şeyi paylaşır. Sevgili durdurmalı kız tamam, çekmeli belki TikTok çekecektik belki. Evet olabilir. Ben çektim gerçekten. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden geçmişimizdeki yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden. Bu videodan sonra kaybedeceğiz diye düşünüyorum. Geçmişten bir fotoğraf geliyor. Eyvah. Ben ve kaptanın çok özel bir anı. Çok iyi. Hong Kong'dan. Hayır abi Hong Kong değil. Yani denizi çıkart Ankara'dasınız ya. Gerçekten kaptan bu arada ben sinemayla ilgileniyorum demek için elinde kamera tutmuş. Kamera tutmuş ve gayet cool, cool bir pozisyon almış. Gerçekten. Benim de bu pantolonu gerçekten çok aradığım. Söyle bu ne kötü bir pantolon ya. Emekli baba. Evet şimdi çok ikonik bir an geliyor. Bu herhalde üçümüzün hayatındaki belki de toplasak ikonik anları ilk üçe yerleşir diye düşünüyorum. Bakalım. Melis Alpan hayır ya. isimli gazetecinin Berk'e diss attığı o an geliyor şimdi. Ah, çok güzel bir an. Ya, kadınlara çirkin diyen erkekler sanırsınız birbirinden yakışıklı Adonis'ler demiş ve Berk'in bir fotoğrafı da orada. Ama yani. Çirkin fotoğrafta gerçekten Allah kahretsin ya. Gerçekten inanılmaz bir an. Şimdi bak orada da okuyalım hemen. Demek ki gerçekten güzelliğe bakmıyorlar. Seneye Miss Turkey'e katılıyorum. Biyometrimi önden gönderdim bile. Tweet bu. Evet. Fotoğrafım da çirkin. Tamam mı? Özellikle. Mizah bu zaten yani. Hani kendimi gömüyorum zaten ama hanımefendi de ben de çekeyim falan. Hayır sen kendine çirkin bir fotoğrafını koyarak ben, aslında evet, bir eleştiri yapıyorsun. Bir... Sonra sana çirkin evet. deniyor. Evet. O da bir eleştiri oluyor. Kel ve fodul. Kel ve fodul. Yazıda da fodul. Fodul bu arada fodul. Ne demekti? O arada araştırmıştık. Fodul araştırmıştık. Tıknaz mıydı? Yok böyle şey soyut bir anlam var fodulun. Böyle... Fodal son derece yakışıklı. Yodel gibi. Yoralay. Çelbey. Yodel yapan. Fodal kibirli demekmiş yani. Heh soyut işte kibirli. Okay. Ya kibirli okey de kel olmadı. Ben ve Buğra'nın Berk'le tanıştığı o yıllara gidiyoruz. PlayStation Türkiye döneminde. Berk'le tanışmıştık. Daha doğrusu biz öncesinde tanıştık ama orada samimi ben olduk. Ben kaçmıştım oradan. Ve orada bir takım cosplay çalışmaları yapılmıştı arkadaşlar. Allah! Onlardan neyse ki biraz çok en az sıkıntılı olan geliyor. Senin kıyafeti göreceğiz mi? Görelim ne olur şu görelim. Şu geliyor. Rio'nun... Ha ah be ben... Rio'nun abi. Sony'de çalıştığı bir keyifli bir fotoğraf. Orada çok neler güzel. Vardı çünkü. Evet yani. Onu o yok kaçıramaz. Ya yani kaçamazsınız. Onları almamıştır diye ümit. Bir God of War evet. muydu o? Ya yok, hayır bir ya. Tight'ı vardı. Benim eli vardı aslında. Ay. Tight iyi bir fikir değildi. Yok. O dönem. Yani değil. Uyardık da orada. Ama dediler ki biz onları rötuşla. Bir de size şey demişlerdi. Yo iki kıyafet giyeceksiniz falan. 19 tane dar kıyafet getirdiler o gün böyle. Ya, o zaman bu açı olmuştu çok komikti.
Boğaç'ın orada mal varlığı gerçekten. Mal varlığı beyanı yapmıştım. Beyanı. Evet, biliyorsunuz sosyal medyada insanların çokça ve sıkça paylaştığı şeylerden biri de aralarındaki mesajlaşmalar ya. Oluyor. Şimdi sevgili Buğra Oflas keyifli bir mesajlaşması. 2013'ten keyifli bir mesajlaşması var. Bilmiyorum ben. Onu okuyorum ben. Selam Tuğba, ben Cem. Benim telefonum bu. Ararsan konuşuruz diye bir mesaj gelmiş. Buğra. Bana evet böyle mesaj gelmişti. Buğra da cevap vermiş. Selam Cem, ben Buğra. Çok yaklaştın ama olmadı. Yanlış telefon numarası dostum demiş. Peki. Sonra karşıdaki, ben Cem'in akrabasıyım demiş. Buğra da, ben de Tuğba değilim zaten. Bu gerçekten bunu oldu. Kurgu mu bu? Gerçekten oldu. Hayır, kurgu değildi ya. İnanılmaz. Eski Samsung telefonda kaldı peki, yani. Peki o dönem o ne diyor da çalıştın, doğru mu? Çünkü direkten dönen Cem. Çok güzel clickbait. O ne diyor yokken o ne diyor oldu. Bravo, clickbait gerçekten. Yokken clickbaitmişsin gerçekten. Harika. Benim bir tweetim geliyor şimdi. Tabii ki. Volkan Kantoğlu'nun kaleminden İsmail Baki'nin yarattığı en güzel, en harbi adam Sabit Kancı Mart'ta sinemalarda. Bunu niye, ne demek istiyorsun sen şimdi? Ne var kardeşim? Sevdiğimiz insanlar yani çok yapalım. Ben Volkan Kantoğlu'na da çok saygı diyorum. Tabii çok ki. Sevdiğim insanlar. İsmail Baki de aynen tabii öyle. Ki. Diyoruz ve devam ediyoruz. Eyvah. Ya hadi be. Böyle bir şey olamaz ya. Evet, şimdi sevgili Berk sevgili. Eyvah. Kısa ve acısız olsun. PlayStation Türkiye'de çalışırken tabii ki oranın sosyal medyasıyla ilgileniyordu. Kendi profilinden de buna benzer tweetler ya da işte postlar paylaşması şaşırtmamış olsa gerek. Neye kimseyi. Benzer? Şimdi keyifli bir fotoğrafın altında şunu yazmış sevgili Berk. Hashtag Fallout 4. Sınırlı sayıdaki Pip-Boy'lardan birini denerken ben. Pek hastası olmasam da Fallout yürekli cengaverlerin canını yakacağı benziyor. Ama durdurun bu dünyayı. Dünyayı durdurun. Şimdi, pek hastası olmasam da dedin. Daha hastası değildin herhalde. Değilmişim. Sonradan evet. Pip-Boy'lardan birini denerken çok ben. Dövmesi sonradan dövmesini. Çünkü kızardım değil mi ya? Ama bugün başlamış işte, öyle düşün. Yani o evet. Ana gittik. Ama işte. Evet, Berk Sevgi'nin 2011 öyle yılında ya. Paylaştı keyifli bir fotoğraf. National Geographic Haziran 2011 Afgan kızın dönüşü. Ya bence güzel fotoğraf. Bence ya, güzel, güzel ama şey yani yok. Neden? Bence komik bu ya. Bence de gayet güzel. Ya değil abi. Kötüsü. Evet, biliyorsunuz hepimiz bir yerden film işlerine şimdi işte birazcık. Hepimiz film işlerine biraz ucundan da olsa bulaştık ama biliyorsunuz film nedir aslında? Ya da nasıl? Video nedir aslında? Bir sürü fotoğrafın hareketli, bir araya gelmesi. Evet, evet falan filan yani işte. Biz de sevgili Buğra ve iki tane çok sevdiğimiz arkadaşımız Berkay ve Bora ile benim ön ayak, evet, benim ön ayak oluşumla bir fotoroman hazırlamıştık. Evet. Oradan bir sahne geliyor. Gerçekten hiçbir şey anlaşılmayacak burada ama çok genç versiyonlarımızı görebilirsiniz. Aa, Berkay çok acayip. Tabii tabii, Berkay öyle ya. Uzun saçlı falan. Müthiş bir fotoğraman gerçekten. Sen niye Nihat Doğan'sın peki? Ben evet, hiç alakam yok. Buğra benziyor gene bu arada kendine. O açıdan. Buğra çok az, o da o minimal. Zayıf. Bu çok cringe değildi, haksızlık ya. Benimkilere bak bir de. Evet, şöyle bir fotoğraf var. Allah kahretsin. Gazeteci. Şey gazeteci değil mi? Yurt dışından bildiriyor şu an. Evet, Almanya'ya kaçmış böyle. Gerçekten. Çok iyi bence, çok yakışıklı bir fotoğraf. Çok teşekkürler. Yani şundan deri iyi ceket. Olduğu kesin. Bu ne ya? Ya bu fotoğrafı her seferinde çok güzel. Başım döndü. Niye sol taraftan çıkıyor yani, değil mi? Emin değil, bu ne suratı bir de yani, gerçekten olacak. Merhaba arkadaşlar, resmen evet. Böyle geliyormuş o zaman. Bu bir de herhalde şey, ilk iki çeneli, şey iki çeneli fotoğrafım. Yani ha. Şöyle iki çene olur ya, herhalde o anlamda double da bir... Chin. Double chin. Şey, evet, Facebook'ta 2009 yılında bir link paylaşmışım. Metallica vs. Katy Perry mashup. Sandman Kiss the Girl diye. Bir ara sen bunlara çok sardın. Meşaplara çok sardın. Ve bunu şöyle paylaşmışım. Hehe cool.
herhalde şarkıda falan mı geçiyor acaba falan diye. Kurtarmaya çalışıyorum ama kurtaramayacağım. Çok fena. Evet, evet. Biliyorsunuz Twitter'da kurgu içerikler meşhur. İnsanlar çeşitli kurgular yapıyor. Bununla ilgili de Berk'in çok önemli ya, fikirleri var. Ne olur ben çok kötü durumdayım ya. Arka arkaya ben geleceğim galiba. Evet, rastgele olduğu için. Berk çok sevdiği bir Twitter hesabına burada övgü mü yağdırmış yoksa ironi mi yapmış, beraber göreceğiz. Odun herif demiş ki bu Twitter hesabına AKHEK tarafından el koyulmuştur mu acaba kendimi diyor, yoksa hakikaten el konulmuş mu? Melih Gökçek, Kadir DB'nin hesabı hizmetinizdedir başkanım diye de Melih Gökçek'e yolluyor. Melih Gökçek de diyor ki Kadir uslanmıştır, geri verin gitsin diyor. Sonra da odun herif diyor ki şaka yapıyorum, hacklenmedi. Kadir ben Kadir, bakayım yazdıklarımı takip ediyor mu diye seni denedim. Böyle bir caps. Belki de bunu alıntılayıp şunu yazmış. Adam trollün kitabını yazdı ya, ahahaha. Ne olur bitsin bu işin. Bunun ikincisini falan ben kaldıramam. Abi hayır, çok kötü ya. Belki ironi yapmışsındır falan. Abi iğrenç ya, hayır ya. Odun herif mi savunmuşum gerçekten? Savunmayı ya. Bırak. Bayağı trollün kitabını yazdırmışsın. Of. Ama o dönem tabii. O dönem ama başka şey. Hepimiz inanmıştık evet. İnanmış ama yok şey, bu da bir savunma değil. Evet şimdi Piksel'in ve Buğra'nın gençliğinin bir fotoğrafı geliyor. Evet. Aynı zamanda da bir garsonun da gençliği şu an. Tanıyoruz ha. Onu Bora yaptı bu arada. Çok güzel foto lan bu arada. Çok iyi foto bu. Yani durup dur ki elime böyle şey çok mutlu. Ama kalkanı olan bir garson hatta. Evet. Kim ya? Bu kim ya? Ya işte. Ne güzel ya. Saç abi işte. Abi inanılır gibi değil ya. Saç varken. Vay be. Kendi ne yaşandı tadım, orada acaba? Abi bir senede gitti ya böyle. Vay bir be. Anda. İşte kel fodul olmadı. Bu da daha yaşlı gözüküyorsun oğlum. Çok saçma. Herhalde uzun fotoğraf saç, uzun diye. Saç. Bu şey uzun değil saç mi böyle? Kaçırılan Amerikalı kod kıran şey adam böyle. Markra için başlangıcındaki çocuk böyle. FBI'yi kaçırdı. Sanırım Tuğcan bir pattern keşfetmiş benim Twitter'ımda. Çünkü kendisi hu ha ha diye bir arama yapmış. Ve benim Huhaha collection'ım geliyor şimdi. Huhaha helal olsun falan demişim. Huhaha MC Yıldırım. Huhaha. Huhaha nasıl değişti fikrim falan gibi bir sürü böyle huhaha. Huhaha bu at. Niye evet, ben huhaha diye gülmüşüm acaba? Bir trend bir olarak gerçekten almışsın onu. Bu arada çok asıl enteresan. Tuğcan kaçırdığı bir nokta var. Sen sadece educate diğer hesabına baktın değil mi? İyi. Diğer hesap yok ama. Ben takip ediyorum. Yo, silinik o. Sildin mi? Silinmiş olmam lazım. Altın madeni bu orası mıydı? Evet, Educated'dir. Eskiden bir brand hesabı gibi yönetiyordum evet, ben onu. Bir de ben kişisel şahsi bir hesabım vardı. Oturan Boğaç diye. Oturan Boğaç hesabı. Asıl orada ben. Çok kötü şeyler var Twitter'da. Orası muhteşem bir yer. Sonra dedim ki o Educated'in bir sürü takipçisi oldu. Ben buna konarım diye Boğaç Soydemir yaptım. Kapattın mı tamamen? Kapattım diye hatırlıyorum ama Buğra bir işkillendirdi beni. Evet, şimdi benim 2014'te herhalde tarihte yapılan ilk tespit diye düşünüyorum. Oğlum, arka arkaya ben olacağım bütün programda. Evet, öyle olacak büyük ihtimalle. That's what she said espri kalıbının Türkçedeki karşılığının anam da öyle diyordu olması gerçekten çok üzücü ve ayıp. Adamlar she demiş, herhangi bir she demiş, bilinmiyor yani. Biz ise olabilecek en hardcore yerden girmişiz. Bu gerçekten tatsız bir şey. Doğru. Duygusal bir dönemin. Bunun çok önemli bir tespit olduğunu zannetmişim. Yani çok yaratıcı düşünmüşüm. Bence şu an Twitter'da çalışır bu. Çok net. Duyarın ilk duyarlardan evet. Herhalde. Hani böyle anam duyarı. Anam duyarı. Ben ama onu duyar olarak değil. Hani bakın nasıl bağlantı kurdum ama falan gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle öyle değil. Evet. Evet, 2009 yılından geliyor benim bir Facebook postum. Bir like almış sadece. Sayın Kobe Bryant, beyninizin tomografisinde ilginç bir nesneye rastladık. Bu sanırım Hidayet Türkoğlu'nun eli beyninize vermiş gibi duruyor. Blok final serisinde blok yapmıştı Kobe Bryant ve Hidayet Türkoğlu. Hiç beklemiyordum. Benim böyle bir yanım olmuştu. Böyle. Böyle
böyle yukarıdan aşağı. Evet. Bir de böyle sakin falan yazdım. Benim böyle bir yanım olduğunu hiç bilmiyordum gerçekten. Evet, çok gerçekten vallahi üzücü. İçten ama. Basketbolu çok i̇çten seviyorsun. Evet. Bir de niye bir like ki? Tutmaz mı böyle bir şey? Tutardı. Facebook'ta tutuyor. Belki tutar sabah 5 falan olduğu için de olabilir. Evet, Buğra'nın 2009'dan bir Facebook gönderisi geliyor. Queen, parantez içinde ex Discorium, sezon açılışı Grand Opening ama 2 N'li. 3 Ekim Cumartesi, 5 kişilik stand 70 TL, 1 şişe viski veya vodka. Ne oluyor lan? Çerez kokteyli. Gitmek isteyenler bana mesaj atsın. Ne? Bu arada kimse gitmek istememiş. Ama mesaj atmışlardı. Ben hatırlıyorum, herkes mesaj atmış. Bir yerde mi çalışıyordun, bu ne ya? Hatırlamıyorum. 70 TL de bu arada viski, vodka falan. Yılbaşı şeyi gibi. Ne bu ya? Bilmiyorum ki. Ex Discorium Queen falan bir şey yazıyor. Eskiden Discorium'muş orası. Sezon açılış. Ha, Queen mekan. Sezon açılış Grand Opening. Çalıştım ya. Herhalde bir yerde çalışmış falan olabilir. Çok iyi bir parantez kullanımı var. Çünkü evet. Discorium bu arada, yanlış kalmasın. Hangi coin dersin? Grand Opening. Bu arada o da öyle. Çok evet. İyi açılmıştı ama. Sen DJ neydi? Apo. DJ Apo. DJ Apo. DJ'miş. Atletin siyahki. Monitörlü DJ. Evet, Buğra'nın capsleri arkada kaldığı için biraz oradan devam ediyoruz. Tabii, buyuruz. 2008 yılından bir. Hayır ya. Postu geliyor Buğra'nın. Hayır, hayır. Gelsin. Seni sevmek hayvanlıksa Chanchi, ben en büyük hayvanım, hadi öldür beni K1. Ya bu benim... Ben iyiymişim. Bu görkemle falan konuşmam lan. Bunu niye aldım oğlum? Bu bizim aramızda arkadaşlar, Batu, Görkem falan. K1'den anladım bu arada. K1 diye bir tane şey vardı. Olsun. Bizim smiley vardı, böyle böyle yapıyordu böyle. Olsun, çok güzel. Bir de Chanchi diyorduk biz. Chanchi mi? Bir şey olarak ama o taklit olarak. Chanchi falan yani böyle. Pislik olsun diye tamam, daha hiç açıklama yapmasın. Açıklama kurtar. Peki tabii ki bunlar 2008-2009 gibi yıllardan bahsediyoruz. Çok normal. Kaç yaşındayız o zaman? 2008-2019. 18 falan, evet. 18. O yüzden 2013 yılına geliyoruz şimdi Buğra'da. Bir sürü değişim yaşanmış. 2013 yılında ise artık tespitler yapmaya başlamış hayatıyla alakalı ve hayatla alakalı. Demiş ki, cuma akşamları da evdeyken çok sıkıcı oluyormuş. Bu Twitter'ı bulmuş. Twitter'ı Facebook'ta bulmuş bu arada. Ne vardı ki acaba yani? Cuma akşamları da. Yani bu arada sen farklı bağlısın ya bu arada, bu ne? Ama bu Queen X oluyor. Biri beni çağırsın da dışarı çıkayım şeyi bence o. Yani. Ama bak, cuma akşamları da. Çok hızlıymış yani. Evet, 2012 yılından bir postu geliyor Buğra'nın. Başta Albus Dumbledore olmak üzere bütün Hogwarts'lı öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarım. Allah başımızdan eksik etmesin. Mesut abi! Ama yok, ben sever misin Harry Potter? Ben çok severdim bu arada. Harbi çok severdim çok ya. Severdim. Çok da şey yapamayacağım ya. Ben de 60 olabilirim. I feel you bro. Gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya platformu. Yeni bir sosyal platform hayatımıza girmesin. Tabii ki bir dönem MSN vardı. Bunun gibi programlar vardı. Belki Sevgi o günlerden sosyal medyacı olacağını, internetten anlayacağını ve çeşitli tavsiyeleriyle hayatımızda olacağını adeta o günden kanıtlamış. Şimdi kendisinin bir önerisi geliyor 2010 yılından. Facebook ile MSN'in adeta buluştuğu mükemmel dizayn. Windows Live Messenger 2011 tavsiye edilir. İnternet kafanı bastım. Evet, iyi bu. Ve sonrasında da devam etmiş. Tam bilgim yok çevrim içi olmak hakkında. Ama bir bölüm yapmışlar, ezel izleyebiliyorsun. Bu ironi olabilir mi? Değil mi? Değil gibi ya. Değil gibi, değil evet. Gibi de yani. Tavsiye yani edilir falan. Hayır. Abi bu ne ya? Ben böyle soğudum lan ben. Özgüven yeterli. Kendim nasıl? Evet, bugünlük bu kadar ama bu demek değil ki bizim geçmişimizdeki bütün cringe malzemeler bitti. Hayır, daha bir sürü var. Ve çok beğenirseniz yorumlara yazarsanız ikinci bölümü de çekeceğiz. Ama onu nereden izleyeceksiniz? Windows Live 2022'den.
canlı bir bağlantıyla sizlerle paylaşmışım. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Tuğcan'a özel şöyle bir like alalım sizden, çünkü kendisi bizden soğuma karşılığında bu geçmiş yolculuğuna çıktı ve bizi artık eskisi kadar sevmiyor. Ona bir teşekkür mahiyetinde like'ınızı bekleriz. Eminim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere diyoruz.